Çapkını çıkar oğlum saygısız gibi. Saygılar bizden İsmail abi. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Nasılsınız İsmail abi bey? Hamdolsun İsmail bey, çok sağ olun sorduğunuz için teşekkür ederiz. Teşekkürler İsmail abi. İyisin değil mi oğlum? Çok iyiyim de. İsmail abi gördüm. İsmail abi senden önce çok kötüyken seni görünce nasıl neşelendi evet. Öyle baba? Evet maç dedi ki İsmail amcaya mı gidiyoruz, İsmail abiye mi gidiyoruz? Acı dedi heyecan. Aklımı delirecek gibi oldu. Murat'ı da çok özlemiş. Murat nerede? Murat aşkım. Canım benim, o benim biricik arkadaşım. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. İnşallah abi, siz de apar topar çağırdı bizi değil mi baba? Evet ben apar bu kadar geldi. Hızlı beklemiyordum. Şeydeydik. Hızlıca adamlarıyla aldırarak bizi çağırdı babacığım. Evet sağ özel olsun. Özel arabalar göndererek arabanın arkasına ensemize basılarak bindirildik değil mi babacığım? Yok sen kucağındaki şey yap. Benim sıkıntı yok asla babamın, İsmail Bey olur mu? İsmail abi olur babamın ben, ensesine bas yapıp bindirdiler. Yok hiç sorun değil, alışkınım ben İsmail Bey, olur mu öyle şey? Apar topar çok mu özlemiş İsmail? Evet. Kafasına basarak alın gelin be diye mi? Evet, çabuk hızlı olsun deyince. Hızlı geldik İsmail arkadaşlar amca. Arkadaşlar da şey yaptı sağ olsunlar nezaketten, kafamızı çarpmayalım diye hep arabanın. Benim canım arkadaşım var. Murat nerede be? Murat. Efendim İsmail abi. Şey yani çocuk olması şart mıydı İsmail Bey? Oğlan olmasa da olurdu ben ama. Gideyim mi baba? Hayır babacığım, biz bu işe beraber girdik. Tamam, anca oğlum. Beraber kanca beraber. İsmail'cim buyur geldik. Evet aferin oğluma. Benim. Buyur geldik İsmail'cim. İsmail Bey ne duyduğunuz bilmiyorum tabii. Ne duymuş? Yani, şimdi batma diye bir bu şey söz konusu paraların değil. Hepsini hayır öyle bir şey söz konusu değil. Ben öyle bir insan değilim zaten. Kesinlikle İsmail değil. Bey olur mu? Benim çocuğum var. Ben buradan babamın hayatımı çocuğuyum ben. Yahu olur mu öyle şey? Ben zaten bakın ben bu yol için kendi her şeyimi bıraktım. Her yani bakın şeyimizi. Yani ben kuru bakliyatım dükkanım vardı benim toptan. Biz tıraşlı maymun götlerinden buralara geldik işte o. Tamam oğlum bağırma. Şey oldu ben orayı kapattım. Yani, biz neler çektik işte o. Yani bakın ben bu iş için doğmuşum İsmail Bey. Biz babam ne nasıl doğdu sen biliyor musun? Yani, nasıl zorluklarla şimdi, doğduk yokluklardan. Evet, şu aralar, nelerden geldik? Bir şey anlatmaya çalışıyorum babacığım. Şimdi şu aralar Bitcoin piyasası biraz dengesiz. Dengesiz çünkü çok manipülatör var içeride. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum İsmail Beyciğim ben size. İsmail yoksa, abicim. Dinliyorum İsmail Bey. Ben de mi? Sus oğlum dinle. İsmail Bey bir şey diyor. Ben dahil miyim bu dediklerine İsmail amca? Evet haklısınız İsmail Bey, sorun değil. Bu dediklerine ben de dahil miyim? Dahilsin oğlum. Teşekkür et İsmail abine bu güzel geri bildirme için. İsmail amcacığım. Bu konuyu mu amcacığım? Babamın kurbanıyım ben. Ben bir lokmacık çocuğum İsmail amca. Bitcoin'den İSKO'dan ben ne anlarım İsmail bakın, amca? Ben sizin zararınızı birebir şey yapacağım. Ama isterseniz şöyle düşünelim. Şimdi ben zaten o elimizde kalan meblağı değer kaybetmemesi adına. Baba İSKO bizi öldürecek mi baba? Hayır babacığım öyle bir şey yok. Baba ben çok daha genç bile olmadım ben. Evet. Daha acımasız. Hayır öyle bir şey yok. İsmail Bey ne kadar kibar, ne kadar nazik bir insan. Bak bizi, baba, biz zahmet etmeyelim diye. Yaparım dedi, neler yaparım onu dedi. Tam öyle demek istemedi İsmail Beyciğim, bir saygılar. Efendim selamünaleyküm. İsmail abiciğim, canım amcim. Biz paranız olduğu gibi duruyor. O zaten işçi olarak tamam bir değer kaybetmiş olabilir ama. Değer kaybı demeyelim. Değer kaybı değil olur. Değil. Piyasanın manipüle edilmesi. Speküle mi ettik baba? Biz etmedik, komple manipüle ettiler. Spekülatif bile baba, değildi bir yani. Baba gözlerime bakar mısın hiç o? Bakın gözlerindeki ışığa bakın. Gözlerindeki ışığa bakar mısın hiç o? Bakar mısın hiç o lütfen? Evet, gördüğüm bir kere babacığım Mart ayında daha iyi olmayacak mıydı? Bakın biz hangi aydayız şu an? Nisan'da mıyız? Nisan. Bakın Mayıs Nisan'dan daha iyi olacak. Mayıs'ta oho Nisan'ın ağzına sıçacak tabii, gibi olacak. Tabii Haziran durur Mayıs'tan mu? Da iyi olacak. Haziran durur mu? Deli gibi iyi olacak İso'cuğum. Evet bu böyle Temmuz Ağustos diye gider zaten anladınız şeyi. Kurban gerisini. Olayım. Murat nerede aşkım? Murat en sevdiğim arkadaşım neredesin? İsmail abinden izin isteyelim bakalım bir lavaboya gidebilir. İsmail abi ben bir gerilince altımdan bazen... Tamam oğlum tamam. Haberim olmamış babacığım. Yok hadi git sen şeye. Çok az işledim İsmail. Tamam, sen o en son o çok fena bir şey söylediğinde az bir şey... Tamam. Baba işemiş miyim? Hayır hiç bakayım. İşemiş miyim baba? Bir şeyin yok oğlum. Bir şeyin çok yok. Azıcık işemişim. Hiçbir şeyin yok. Ama kusmadım. Şimdi İsmail Bey çocuğa bir müsaade... Kusmuş muyum? Tamam tamam gitme oğlum burada kustum. Kal. Kustum. Baba ben işedim mi kustum mu? Olsun oğlum canın benim sağ olsun. Benim korkunca ben bazen kusuyorum İsmail tamam. Abicim kusura bakma. İsmail Beyciğim şöyle ne yapalım isterseniz. Bilmiyorum. Bakın kafam ben uçtu. Değer kaybetmesin diye asla baba, asla kötü bir niyetimle değer kaybetmesin olalım. Diye yatırdım. Kurbanınız olalım. Kurbanınız olalım İsmail'cim. Evet. Pey der pey ödeyim.
baba bir peyder pey. Coin'imiz piyasaya çıkar efendim oğlum. Yeri geldiğinde beni satar be. Hayır. Bu kadar borcuna düştü bu adam. Yani beni çok... satar be. Sat bir... babacığım beni sat. Hayır birebir geri. Kilo kilo sat beni babacığım. Ben arkadaşlar biz kilo kilo satar şey beni. Yapınca... Sana mı kaldık İsto? 5 lira var üstünde şu an. Çok işinizi görmez gibi İsmail Bey. Yani 5 lirayı bakın şimdi bir iyi niyet göstergesi olarak alın İsto'cuğum. Hadi İsmail abine götür bakalım 5 lirasını. Bir iyi niyet olarak İsto'cuğum iyi niyet olarak. Baba. Efendim babacığım. Baba birazcık azıcık uç verdi. Olsun. Hiç canın sağ olsun hakkındır. Kakam habersizce uç verdi. Haklısın oğlum. Hiç rahat ol bırakabilirsin komple ben de bırakayım. Bu nasıl bir şey oldu baba işemeli sıçmalı. Şöyle İsmail Bey yani teminat gibi bir şey göster. Herkesin sorun beni bilen biliyor. İsterseniz yani naçizane bir öneride bulunabilir miyim İsmail Bey? Lütfen bulun babacığım. İsterseniz benim o kalan şey, Bitcoin'e yatırdığım parayı diyorum. Hiç ellemeyelim. Uzun vadeli getirisi olur zaten, çünkü. Babacığım teşekkür ederim. Gerçekten bir brainstorm yaptınız. Biz o para olduğu gibi duruyor. Değeri düşmüş olabilir. Olabilir. Şimdilik. Kimin değeri? Şimdilik. Şimdilik değeri küçük bizim babacığım bir... sloganımız. Şimdilik. Evet. Küçük bir negatif değerlenme oldu. O pozitif değerlenmeye geçtiğinde. NFT'yi bir şey yaptık mıydı? Evet. Gerçekten rokete binecek gibi. Çok güzel benim oğlum. NFT hocam. Yeni trend bu biliyorsunuz. Yani coin işin NFT işine doğru bir ufak geçiş yapalım isterseniz. Çünkü... Beni mi seni mi sakat bırakacak? Beni galiba. Yani anlamadım ben de orayı tam. Babamı mı sakat? Hayır İsmail'im. Şimdi ben yüzümle para kazanmadığım için oraya babamın şey yapabilirsiniz. Şöyle olabilir. Bir dakika babacığım çocuğum. Tamam anlıyorum. Sizin de bir sinirinizi atmanız gerekti evet. İsmail amcacığım. Ama çocuğa, çocuğa şey olmasın yani. Değil mi oğlum? Baba Allah varsa bana bir şey yapmadı. Yok sana ya. Ne yapacak? Yok İsmail Bey insana çocuğuyla şey olur mu? Tamam Murat dövsün beni. Hayır Murat niye? Gel hayır. Gel döv beni. Hayır. Murat dövsün babacığım. Hayır oğlum ben yine her türlü dayakacağım sen bari yeme. Yo babacığım beraber girdik biz bu işe. Tamam oğluşum ben seni. Beni de Murat dövsün. Hayır. Dövsün dedi. Be. Kimden neyden korkacağım dövsün. Yani Bodrum'a inmezsek ben daha güvende hissederim İsmail Bey. Hayır babacığım babamın suratına ıslak havlu koyup et döveceğiyle mi vuracaklar? Ne öneriyorsun sen? Öyle iz kalmaz. En azından ıslak havlu koyun babamın suratına. Öyle oğlum. Vurun. Şöyle yapalım. Evet, İsmail'cim şöyle yapalım. İsmail'cim şöyle yapalım. Tamam. Borcumuz borç. Şimdi siz bize bir hafta bir süre... Bir hafta değil, bir yıl kadar da çözerim ben İsmail Bey. Baba bir yılı s**sen vermez. Baksana bir hafta verirse ben bir haftada... Baba bu maymun tıraş, güçlü tıraşlı maymun işinden toplayamaz mıyız? Oğlum hayvanat bahçesini satsak o biraz zor toplanacak. İsmail belki tonlarca bakın, maymun satarız. Şey yapabiliriz, eğer bana gerçekten makul bir mühlet verebilirseniz... ...ben bir piyasa koloçan ederek... Babacım sen susar mısın? Tamam İki oğlum. Tane iş adamı konuşuyor burada. Babacım sus. Tamam zaten her türlü. İsucum. Şimdi durumlar zaten bildiğin gibi. Şimdi hay bu bir tek bu sizin tehditkar tavırları bırakalım. Sen konuştukça benim yiyeceğim dayağın dozu artıyormuş gibi oğlum. Çünkü İso'cum falan diyorsun. İsmail Beyciğime ne oldu? İsmail Beyciğim. Sevgili İsmail amcacığım. Bokunu yiyeyim İsmail amca. Gibi. Bokunu mesela, yiyebiliriz. Mesela baba daha... ben İsmail amcanın birazcık bokunu yesem işler düzelmez mi? Galiba tatmin etmeyecek İsmail Bey. Bokunuzu yiyebilirim yani. İsmail amcacığım. Şimdi İsmail Bey şöyle izah. Murat'ın bokunu yiyeyim. Kimsenin bokunu yiyemem Allah'ını seversen. Murat sıçta yiyeyim de kurtulalım be. Sen kimsin be? Sen kimsin? Oğlum sus. Kimsin sen? Oğlum sus. Kimsin sen? Bu kim? Sen kimsin be? Tehditler. Özür dilerim İsmail Bey. Bende hastalık var. Hastayım İsmail Bey. Sinirleri bozuk İsmail Bey. Hasta olunca bir sendrom var. Ağzımdan hiç ağzımdan çıkanları hiçbir şekilde... Şey oluyor bu çocuk heyecanlanınca paniğe kapılıp küfür etmeye İsmail başlıyor. İsmail amcacığım yani, kurbanınız oluyor. Mesela şey... M***ne koyayım evet. Diyorum. Aferin, ağzıma bir ben ağzıma bir... M***ne koyayım babamın. Yok küfret. Babamın ağzını ağzını... Evet, babamı şerefsiz. Evet. Biz baba beni ne durumda düşüyorsun? Oğlum bir sus ben ne durumdayım zaten şu an. O zaman ben yani nerede yapalım onu sorayım İsmail Bey. Çünkü ben her halükarda belli ki o müddeti alacağım sizden. Çocuk ne? Görmezse bari. Hayır babacığım. Lütfen sus. Beraber. Babama bir şey yapacaksın kız bana da yapacaksınız. Hayır. Babama bir şey yapacaksın kız bana da yapacaksınız. Babama bir şey yapacaksın bana da yapacaksınız. Ya gerizekalı mısın sen?
Ne kadar canın var senin zaten. Yok İsmail Bey, o kadar değil. Şimdi orada artık şey istemem ben, yani yanlış anlamayın. Davalık olmak istemem. O çocuk çünkü yani artık. Solağım ben, solu kırın. Babacığım öyle olmaz. Galiba seçemiyoruz nasıl, oğlum. Bir çocuğum yani. bir dakika. Bir toplantı daha meeting edelim. Bir dakika. Düşünelim. Şeytanın avukatlığını yapıyorum mesela İsmail'cığım. Tamam, yap şöyle oğlum. Yapalım. Biz zarar görürsek elinize ne geçecek ki İsmail evet. Bey? Ama bizi serbestlerseniz biz o parayı peyderpey faiziyle evet. Beraber değil mi baba? Evet faiziyle. Faiziyle beraber. Faiziyle üstüne birlikte. Sana harçlık ata. Al köpek sen kim? Hayır onu sen. O çocuğu diye diyorsun ki. Peyderpey İsmail Bey. Biz bunu peyderpey hallederiz. Bize bir takım taksit. Oğlum halıya gelmesin. Kusmuşum. Tamam halıya gelmesin oğlum. Gerginlikten çocuk biraz şey yapıyor. Kusturdun Rişo mutlu musun? Sıçtırdın evet, ve kusturdun. Anladım İsmail Bey. Yani silerim. Kombo yaptım. İşedim sıçtım kusturdum. Arkadaşları bekletmeyelim isterseniz. Aşağıdalarsa istersin. Tamam babacığım artık ben tamamım. Tamam sen tamamsan ben gidip tamam, şey yapayım. Tamam baba ödememizi yap ben seni burada bekliyorum. Kapının önüne çık orada burada şey yapalım. Bekliyorum babacığım. Tamam oğlum. İsmail Bey peki şeyi denesek yani. Murat. Hani kırmak gibi değil de. Hani rencide etmek gibi. Babamı. Oğlum koş kaçıyoruz. Baba nereye kaçıyorum? Oğlum koş. Baba kaçıyorum. Koş. Tamam bir dakika. Kaçıyoruz. Buraya nereye kaçıyorum? Nereye kaçıyorum?